Evet, Allah öyle buyurmuştu. Ayet-i kerimede Allemel Adem'e esma'e kulleha. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti, ettirdi. Talim ettirdi demek ile de yani bir başka insanların olması ve onun üzerinde talim etmesi gerekmiyor. Mesela Rahman suresinde öyle buyurmuştu. Er-Rahman halakal insan allamehul beyan. Allamehul beyan. Rahman insanı yarattı, ona beyanı talim ettirdi. Beyan etmeyi talim ettirdi. Nerede talim? Nasıl? Nerede beyan edecek? Talim etti demek ki ona verdi, kendinden ona verdi. Kendinden ona talim ettirdi. İnsan doğduğunda hiçbir şey anlatamıyor. Yani beyan edemiyor büyüdükçe yavaş yavaş o Allah'ın kendisine o beyanı talim ettirmiş ya başlar artık kendini anlatmaya başlar artık kendini ifade etmeye imanını ifade etmeye başlar anlamaya ve onu ifade etmeye yani beyan etmeye anlatmaya başlıyor. Onun için Adem'e kendinden isimleri tecelli edip kendinden veriyor ona. Ona talim ettirmiş oluyor. O ondan mevcut. Yoksa ondan mevcut olmazsa rahmete muhtaç biri olduğunda kendindeki o rahmet dışarı aşağı çıkmaz. O ondan mevcut. Allah kendinden ona vermiş ve talim ettirmiş. O isimler onda nasıl tecelli ediyor? Allah ona özel olarak onu talim etmiş. Talim ettirmiş. Rahmet etmeye layık biri olduğunda, gerekli olduğunda rahmet ortaya çıkıyor. Affetmek olduğunda ortaya çıkıyor. İkram etmek olduğunda kendindeki Allah'ın kendinden verdiği, tarih ettirdiği, yani ona tecelli ettiği isimler aşağı çıkıyor. Onun için bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah talim etmiş ve kendinden ona vermiş bu özellikleri. Sonra dünyada gerektiğinde büyüdükçe o isimler onun üzerinde açığa çıkıyor. Zaten imtihan olmasa isimler açığa çıkmaz. Hiç kimse rahmete muhtaç olmasa, ikrama muhtaç olmasa, kimse yanlış yapmasa, affa, mağfirete muhtaç olmasa isimleri üzerinde tecelli etmez. Bütün bunlar hepsi Allah'ın isimleri kul üzerinde tecelli edip kul Allah'a halife olsun diye, halifeliğini tatsın diye, Rabbinin isimlerini üzerinde tatsın diye. Allah bizi imtihana tabi tutuyor. İmtihanları da böyle anlamak gerekiyor.